İnsanların kötü kalpli, yalancı ve iftiracı olmalarına artık hiç şaşırmıyorum. Beni hayrete düşüren bu yapmış olduklarından hiç utanç duymamaları. CHP eski milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçişinden sonra yapılan yorumlara bakıyorsun, bunlar nasıl kalp taşıyorlar demekten kendini alamıyorsun. Peki Sayın Çelebi'nin suçu ne? AK Parti'ye katıldı da bundan daha büyük suç mu olur? Nasıl olur da AK Parti'ye katılır? Peki soran var mı? Katılma sebebi neydi? Yok, o önemli değil. CHP'den ayrılması da önemli değil. AK Parti'ye katılması önemli. Nasıl olur da Erdoğan'la birlikte hareket eder? Hay Erdoğan kadar başınıza taş düşsün, emin. Ulan Erdoğan'ın karşısına Paşinyan'ı koysalar vallahi gider ona seve seve oy verirsiniz. Sonra da profillerinizde birer Türk bayrağı dalgalandırıp biz Atatürk'ün askeriyiz diye caka satarsınız. Sayın Mehmet Ali Çelebi'ye de üzüldüm doğrusunu isterseniz. Peş peşe videolar çekerek kendisini ifade etmeye çalışıyor. Ya Mehmet Bey, ne diye çenenizi yoruyorsunuz? Bunların laftan anladıkları görülmüş şey mi? Gidin evde duvara karşı konuşun daha iyi. Sizi anlayan anladı. Vatan sevginizin ne kadar ağır bastığına hepimiz şahit olduk. Bu ayrılığın da bu yüzden olduğuna hepimiz kaniyiz. Zaten CHP'de kalmış olsaydınız şaşırırdık. Bir de utanmadan, sıkılmadan Mehmet Ali Çelebi ile AK Parti'yi ilkesizlikle suçluyorlar. Ya ilkeli duruş kim, siz kim Allah aşkına ya? Abdüllatif Şener'i CHP saflarına kattığınız vakit aklınıza hiç ilkeli olmak gelmedi mi? Ya Mehmet Bekaroğlu'nu hem partinize aldınız hem de kadın kontenjanından milletvekili adayı yaptınız. Bu ilkesizlik değil miydi? Bebecan diye hitap etmiş olduğunuz Ali Babacan'la ortak değil misiniz siz? Türkiye'nin en rezil Dışişleri Bakanı olarak ilan etmiş olduğunuz Ahmet Davutoğlu şu anda aranızda bulunmuyor mu? Hepsini geçtim, Saadet Partisi'nden adam almadınız. Partiyi komple içinize aldınız ya. Siz kim, ilke kim Allah aşkına? Kaldı ki bu saydığım isimlerin sizlerle birlikte hareket etmesi için hiçbir gerekçe yok. Sayın Mehmet Ali Çelebi gitmeden evvel adeta bir yerlerini yırttı ya. Arkadaşlar, Kandil müdavimleriyle işbirliği yapıyorsunuz diye sizi uyarmadım. Yapmış olduğunuz şeyin adı vatanı satmaktır demedim. Ben Kandil'den talimat almayacak kadar bu vatanı seviyorum diye çığlık atmadım. Ve sizi uyardı. Gereğini derhal yapın. Aksi takdirde ben gereğini yaparım dedi. Nihayetinde de gereğini yerine getirdi. E daha niye bir yerlerinizi yırtıyorsunuz siz? Yapılan eleştiriler ahlaki değil. Yanlıştır kardeşim. Yanlışa yanlış demek lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze arabasının Adana'da esrarla yakalanmasının faturasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mal etmek yanlış değildir. Nedir? Suç şoföründür. Ekrem İmamoğlu'nun o arabanın Adana'ya gittiğinden dahi haberi yoktur. Aynı şekilde aracın al bayraklara ait olduğunu söylemek de bir o kadar yanlıştır. İki şoförün serseriliğini bazı insanlara mal etmek ahlaki değil. Ne yani? Arabanın lastiklerinde petlas takmış. O zaman gelin petlası suçlayalım. Dengesizlik de üzerimize yok vallahi. Ya çakarlı arabalarla terörist taşıyan HDP'li milletvekilleri varken kalkmışız cenaze arabasında esrar bulundu diye birbirimizi yiyoruz. Hiç kendinize sordunuz mu? Esrarla yakalanan bu şoförlerin adını acaba biliyor muyuz diye. Vallahi ben bir gazeteci olarak bilmiyorum. Öyle bir yaygara kopardılar ki bu suçta en masumlarının şoförler olduğunu düşünmeye başladık neredeyse. Ya her olayda illaki bir günah keçisi bulmak zorunda mıyız? İstanbul Büyükşehir Belediyesi o iki şoför hakkında işlem yapmazsa o zaman oturur eleştiririz. Ama o gün bugün değil. Ayıp kelimesi bize bu kadar yabancı olmamalı ya. O pudracı veledin yemiş olduğu naneyi AK Parti'ye mal etmek ne kadar yanlışsa, ticaret eski bakanının kendi şirketinden ürün almasını Erdoğan'a mal etmek ne kadar yanlış ise, cenaze arabasında yakalanan o esrarın da Ekrem İmamoğlu'na mal edilmesi bir o kadar yanlıştır.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika'ya yapmış olduğu seyahat üzerine söylenen sözler de doğru değil. Ne demek icazet almaya gitti ya? Bugüne kadar hangi siyasi lider gitmedi arkadaş? Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan da seçilmeden önce, hatta AK Parti'yi kurmadan önce Amerika'ya seyahat yapmıştı. Şimdi kalkıp sorarlar adama, değil mi? Erdoğan icazet almaya mı gitmişti? Ne cevap vereceksiniz? Hiç. Sayın Kılıçdaroğlu bazı teknolojik gelişmeleri öğrenmek, görmek için gittiğini söyledi. Artık teknolojiyle ilgili ne öğrenecekse Türkiye'de bunun alası yapılıyor. Çok meraklıysa Teknofest'teki teknolojik gelişmeleri çok rahat bir şekilde görüp tecrübe edebilir. Amerika'ya gitmesine gerek yoktu. Ben Amerika'ya gitmesinin başka bir amaçla olduğunu düşünüyorum. Göreceksiniz, çok yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yeni bir iddia ile karşımıza çıkacaktır. Bekleyip göreceğiz. Bu iddiamı kötü kalpli birisi olduğum için söylemiyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişine baktığınızda illaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir iftira ortaya attığı arşivlerde duruyor. Tüm bunların hepsi Erdoğan'a olan nefretten kaynaklanıyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın yanında yer alan herkes için illaki bir dedikodu, bir fitne, bir fesatlık yapmak için elimizden geleni ardımıza koymuyoruz. Metin Feyzoğlu'nu biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir tartışma yaşamıştı. Sonra Erdoğan'la defalarca bir araya geldi ve fikri değişti. Fevzioğlu Kıbrıs'a büyükelçi atandı diye kıyameti koparttılar. Gerçekten alçaklıkta level atladılar. Nasıl olur da Metin Fevzioğlu Erdoğan'la birlikte hareket ediyormuş? Nasıl olacak birader? Sayenizde adamın fikri değişti ya. Baktı ki her türlü insanla el ele, kol kola, diz dize siyaset yapıyorsunuz. Benim ne işim var bunların arasından deyip çekip gitti. Gitmeseydi ne olacaktı? Kadir kıymet bileniniz mi var sizin ya? Muharrem İnce'ye yapılanlar ortada. Sizin fıtratınızda var fıtrat. Genlerinize işlemiş resmen. Doğru söyleyeni 9 köyden kovmak için adeta söz birliği yapmışsınız. Sizden olanlar iyi, olmayanlar kötü. Sadece siyaset üzerine kötülük yapılmıyor. Eline klavyeyi alan başımıza bildiğiniz kabadayı kesiliyor. Sokağa çıkan o kabadayların ne denli beyefendi olduklarını size anlatamam. Ben pusuda bekleyenini gördüm ya. Adam arşiv yapmış, arşiv, video arşivi. Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye geçer geçmez o arşivini hemen devreye sokanları gördüm. Ey Mehmet Ali Çelebi, bak sen geçmişte neler söylemiştin. Aynısını Ahmet Davutoğlu için de yapsana mübarek. Ey Ahmet Davutoğlu, bak sen geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'na ben onu adamdan bile saymıyorum demişti. Şimdi birbirlerini kapıda bekliyorlar, değil mi? Birbirlerini övmeler, birbirlerine arka çıkmalar. Ali Babacan için hakeza. Düne kadar bu mahallede olup AK Parti'yi öven bir sürü gazeteci şu anda Halk TV'de, Sözcü'de, KRT'de, Tele1'de AK Parti'ye sayıp sövüyor. Onlar için niye hiçbir arşive müracaat etmiyorsunuz? Ey falan kişi, bak sen geçmişte AK Parti için neler söylemişsin. Yapmazsınız çünkü işinize gelmez. Yanlışa yanlış demek niye bu kadar zor ya? Bunu hemen hemen herkes için uyguluyorlar. Benim için de uygulayan var. Ağzımı açıyorum hemen altını Sedat Peker. Başka hiçbir şey yok. Adamın beyni çalışmıyor. Benim Sedat Peker'le bir alakam yok diyorum. Adam hala Sedat Peker yazıyor. Ha bu yorumdan etkilendiğimi falan düşünüyorsan da hakikaten sen zavallısın ya. Sedat Peker muhabbetiyle ilgili muhatapları gerekli açıklamaları yaptılar zaten. Ha meramınızı gideremedilerse gidin onlara sorun. Bana niye soruyorsunuz ya? Benden bugünlük de bu kadar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşça kalın efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı da unutmayın.